Herkese yeni bir günden, yeni bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Evet, bugün dayımla Ferdi Tayfur'un sesiyle uyandık. Dayım da biz gibi mutfağa geçtiği zaman son ses müzik dinleyenlerden. Müzik tarzımız aynı. Bu sabah kahvaltımız dayımdan arkadaşlar. Dayım bize kendi spesiyeli olan bir ciğer kızartması yapacak. Veya ciğer sote, orasını tam anlayamadım. Bu senden light alalım yine. Biz hep light yapıyoruz genelde. Eti ya da ciğeri ya da kavurmalı bu tür et çeşitlerini daha çok yağla birleştirip de değil de sebzeleri önceden kavurarak arkasından tereyağlı et ya da ciğer neyse onu yaparak önceden yapmış olduğumuz sebzeleri en son ciğerin içine atıp kavrulmuş ciğerin ya da etin güzel en son olarak da finalde tereyağını kavurarak üzerine dolandırıp masada servis yapmak. Oy. Bu gayet güzel, lezzetli ve sağlıklı. Bunu denesinler. Şimdi, yani normal yağ kullanmadan değil mi? Yok. Şimdi, sebzelerde sadece az bir şey kızartırken. Şimdi bu biber bu biber kadar. Oldu. Soğan o. Şimdi o da içinde domates girecek oraya. Domates de kurtulacak orada. Şimdi hepsini birden kavurduğunuz zaman hepsinin lezzeti birbirine geçiyor. Hiç lezzeti anlamıyorsunuz ama tek tek yaptığınız zaman aynı yemeğin içinde soğanın tadını ayrı alıyorsunuz. Ciğerin tadını kendi içine alıyorsunuz. Domatesini, soğanın tadını kendi içinde kendi lezzetiyle alıyorsunuz. Yani karışmıyor hiçbir şey birbirine. Deneyin, tavsiye ediyorum. Tamam, şimdi deneyeceğiz. Baktım çok hoşuma gitti. Bundan sonra ben de bu şekilde yaparım. Kesinlikle. Ben de mesela özellikle birbirine karışık yapıyordum ki birbirine karışsın. Ne bileyim, soğana etin tadı karışsın. Ete soğanın tadı karışsın. Şimdi şunu diyeceksin. Şimdi ben aynı yemeğin içinde hepsinin lezzetini ayrı ayrı nasıl aldım? Bu nasıl oldu diyeceksin yani. Ha, tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Oo, şekerde geliyor. Bir dakika. İkinci. Bu sülalenin ikinci aşçısı geliyor. Geldi. İkinci aşçımız da geldi. Ay. Ağzı bak. Baba. Şimdi dakikada ben buraya. Şunu dolabı. Dayı ne? Buzdolabına mı? Buzluğa mı? Anne onu yerleştirin dedi de. Oy, daha orada da var. Dayım kendi sesinden getirdi. Dur. Benim isem şurada. Globet. He, o da anneannemin mi? Babaanne kabuğu kendisi seviyormuş. Annen de. Ha, evet. Kıyma çektir biraz, biraz işte. Tamam. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi dayımın müziğine devam edelim bir saniye. Eyvallah. Evet, biz de böyle evleri temizlemeye başladık arkadaşlar. Bugün Özge'nin son günü. Odamızı toparladım şöyle. Çamaşırlar karıştı dün. O yüzden iki takolik çamaşırı bir halledeceğim. Çoğunluk asacağım şeyleri de şöyle kapının arkasına koymuştum hep. Şu elbisem bir yıkanacak. Onu şimdi kirli atayım. Makineye çamaşırı falan attık. Buraları şöyle bir toparlayacağız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz şimdi dayım ciğeri yapmış. Bunu tereyağlı yaptın değil mi dayı? Kesinlikle. Tereyağı, sadece tereyağı var arkadaşlar. Biberini ayrı yaptı. Soğanını ayrı yaptı. Şu anda domates sosumuz. Şu an evet, açıklamayı senden alalım. 5-10 dakikası daha var çünkü domates tamamen ölmesi ve sos haline gelmesi lazım. Menemen gibi. Menemenden daha iyi gibi. Artık sos olacak. Yani çekirdekleri verebiliriz sadece. Şu fıtıkları da verebiliriz. Tamam, anladım. En son bunun içine tane tane hepsini atacağız. Geniş bir tabağa servis yapıp burada güzel bir tereyağı kavurup üzerine dolandıracağız. Of. Yani son of, şekil of. Bu. Kahvaltımıza bakın arkadaşlar. Bayram kahvaltısı. Sonuçta bayram da, elimizde bayram etmesi lazım değil mi? Aynen, yani midede bayram etsin, sonra gidince... Yani o da bir canlı yani. Terbiye edeceğiz mideleri. Şey yapayım da... Çok zor da. Yok, ben de zaten, ben şu an var çok üzülüyorum çünkü istediğim gibi yiyemeyeceğim. İstediğim gibi yiyemeyeceğim, çok üzülüyorum, ancak böyle izlemekle kalacağım. O da güzel, o da güzel. İşte artık böyle yavaş yavaş, işte benim o midem yavaş yavaş yiyene kadar ortadan büyük ihtimalle bitecek her şey. Benim çocuklara şimdi şey diyorum, her böyle sofraya oturuyorlar, çocuklar daha ikinci çatı bitemeden patates bitiyor. Diyorum ki herkes diyorum siz gibi diyorum tabana bakmıyor diyorum, tabağa bakmıyor. Azıcık diyorum ağzınızı açacağınızı diyorum, gözünüzü açın diyorum patates.
uşaklar ne yaptılar? Türkiye'de öyle koca çok duymadılar ki. Sen diyorum ağzındakinin gevşeleriye kadar diyorum. Öbürü diyorum 5. satanına. Emine zaten küçük gülmekten ödüyor. Dün sabah diyor ki oğlum patates ya. Kızım patates de. Çünkü kahvaltıdan kalkıyorlar da yarım saat sonra karnım acıktı. İstediğim kıvama geliyor yavaş yavaş. Hadi bakalım. Karma daha var. Özge azıklarını hazırlıyor. Evet. Yavrum bugün yolcu. Üzgün müsün? Ağlayacak mı arkamda? Yok. Vallahi dün bir şey tokat yedi. Terbiyesiz seni. Çok pahalanmış be. Pahalanmış seni. Neresi? Gitmem ben de bir oraya. Şimdi bir yere gitmeyden yaklaşmadım. Neresi? En iyi bizim muhtar olduğu yer. Neresen mi? Bir de falan yiyorsun. Çok orada dün ne vardı ki? Bir suda bir kola var. Nereye yataktan kalkmadan kafamdan bir şeyler oluşuyor. O bize İstanbul'da yaptığın kahvaltı da çok güzeldi. Şimdi hani ben yiyorum tamam mı tavuktan. Allah Allah diyorum bu niye bu kadar yumuşak? Meğersem tavuktan köfte yapmış. Köfte varmış içinde. Çok lezzetli. Kız yiyorum yiyorum Allah Allah diyorum bu tavuk diyorum neyi tavuk soramıyorum da şimdi tamam mı? Çok hafif oluyor ama. Çok güzeldi. Kezban da verdi bana geçen. Ama bak tavuğun her yerde... En uzun olası... 28 dakikalık tüce 10 dakikaya düş. Bir de bunu söyledim. Evet müthiş buluşma. Şunu hafif bir temizleyip şu şeyleri onunla ısıtıverin. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi buluşma anı. Işık yap Özgür, ışık yukarıda. Dayımı burada sıkıştırdık. YouTuberlar sardesi. Sağdı soldular olunca aile. Şöyle ileriye görüyorsunuz küçük şimdi bir tavaya. Babam okuyor. Tereyağı koyduk arkadaşlar. Neco? Neco da bakıyor. Sana yok bebeğim. Evet. Sen dünden kalan kanatlardan ya. Aynen. Bir şey yer mi baba? Hayır. Evet. Değil. Öyle bir şey yok. Bu kaburga. Hayal yanlış görüyorsun. Yanlış görüyorsun bebeğim şu an. Jortun gene bağlamış. Of. Az çok lezzetli bir dalayın tayı. Şu an tek üzüntüm bundan ne kadar yiyebileceğim acaba? Şimdi bu, sen bence yerlerinden kendini feragat et. Evet hiçbir şey yemeyip sadece diğer kahvaltıdan sarmayıp. Kahvaltı da her gün yiyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi tereyağı atar ben de yapacağım. Büyük bir şeyimiz var mı yoksa böyle direkt tencerede mi yapalım? Evet sunum aşamasına geçtik arkadaşlar. Herkes sofrada. Gözleri böyle pörtlemiş bir şekilde bizi bekliyor. Bir tabağa şu tabanla verelim. Dedem sofraya oturamıyor arkadaşlar. O yüzden ona ayrı tabak hazırlıyorsak. Şunu dedeme verip geleyim. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar yavrum. Hemen kahvaltı da hazırlayayım ben sana. Ne bileyim ki boynunu az sonra kapatıver. Eyvah. Kime dönüştün? Anneannemin diye o kibereceğim diye. Çok kavga ediyorlar ya. Kızım normal artık o yaşta insanlar. Of. Dayım. Evet. Kahvaltı soframız arkadaşlar. Ciğer ben oturana kadar bitirir. Her an bitebilir. Her an bitebilir. Bak alayım anne. Teşekkürler. Dedeme böyle buraya koyduk. Afiyetle yesin. Ben şimdi dur ben Mikail'lerin arkasına geçeceğim. Çünkü daha Şevket dayım da var. Uyumayın abi bitti de ya. Kim bitti diyor? Abi gel. İmeyin de ya. Kimdi neymiş? Abi oradaki bana bir şey dedi doydum. Abi girer misin? Aa. Gel bakalım. Evet herkes yedi içti mutfağı sıkıştırdı. Bana bulaşık bıraktılar. Orası da duruyor. Şimdi hokus pokus yapalım sizler. Hadi bakalım. Hokus. Pokus. Aa kaybolmadı. Demek ki bu hokus pokus sadece benim evde işe yarıyor. Aa hocam çok kötü cam silmesi lazım. Evet hokus pokus yaptım olmadı arkadaşlar. Bana diyorsunuz ya işte ben de hokus pokus yapıyorum olmuyor. Demek ki sadece Almanya'da oluyormuş. Neyse bakalım hadi gerçekten bir hokus pokus yapalım şimdi. Yeah.
Çocuk evet. Almanya'ya gittiğinde bu ilgiyi çok arayacak. Arkadaşlar biz köydeki işlerimizi hallettik. Hatta akabinde Dilek ablamın evine gittik. Birer kahve içtik tüm böyle kuzence kızlar olarak. Orada kahvelerimizi içtik. Allah korkma. Geç korkma. Tamam. Ondan sonra şimdi Gran köyüne geldik değil mi baba? Ne? Gran. Gran. Uluköy. Uluköy. Tamam, Uluköy'e geldik arkadaşlar. Burada babamın teyzesi var. Şimdi babamın teyzesini bayramlaşmaya geldik burada. Biraz durup bayramlaşıp daha sonra Çarcuma'ya geçeceğiz. Özge valizlerini alacak. Oradan çarşıya geçeceğiz. Daha sonra Çarcuma'nın çarşısına gideceğiz. Az bir eczaneye uğrayacağım. Daha sonra bugün Dilek ablamın doğum günü. Hemen şöyle kızlar, onun kızlarıyla bir de işte kuzenecek işte. Durun bir dakika, şurada çok güzel bir Almanyalı'nın köyde bir villası varmış. Hemen sonra göstereceğim. Evet, güzelmiş. Hemen şey dedik, ben dedim pasta alayım dedim. Sonra hepsi dediler ki yok öyle olmaz dedi Naciye. Naciye de burada Dilek ablamız kardeşi. Yalnız burası bayağı lüksmüş. Aa, bence burası daha güzelmiş. Kız bu bildiğin villa koymuş. Şehirdeki villalara benziyor. Bir miktar aklına bir şey yaparsın. Neyse bakalım. Kızlar da dediler ki ortak yapalım dediler. Tamam dedim. Ben o zaman dedim alayım. Biraz işte yarım kilo karışık kuru kurabiye alacağım. Ondan sonra bir de pasta alacağım. Dediler ki hani hepimizden ortak olsun. İyi dedim. Ben o zaman dedim alırım dedim. Gelince dedim hesaplaşırız dedim. Şimdi dedim kimse dedim çıkarıp bir şey vermesin. Böyle bakalım. Özge ile dedik hani çıkmışken de dedik böyle bir hediye bir şey bakarız veya bir çiçek alırız diye düşündük. Bakacağız bakalım artık ne bulabilirsek çok kısa zamanda. Çünkü çok fazla buralarda oyalanmayacağız. Özge bugün saat 9'da yola çıkacak arkadaşlar. Saat 9'da babam onu Necdet'le, iki Necdet, Özge'yi Ankara'ya götürecekler. Havalimanına Esenboğa'dan uçuş olacak. Öyle bakalım. Yine böyle yoğun yoğun bir Allah. Çok sallandınız, kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Köy olur, böyle olur, yapacak bir şey yok. Öyle bakalım. Böyle koşuşturmayla geçiyor. İnşallah bayramdan sonra birazcık dizginleşecek bu tempomuz diye düşünüyorum. Ama ben de daha var, inanır mısın, Safranbolu'ya gitmedik. Sizlerle Safranbolu'ya gideceğiz. Bilmiyorum, Amasra'ya, Bartın'a geçiş var mı? Şeselerden daha Bartın'a gideceğiz. Daha sonra param varsa her yere yollar. Takılın bana hayatınız için. Araba sizden, para benden dermişim. Tatil için yollar hepsi açıldı. Ben anne şey diyorum babama, Safranbolu'ya gideceğim. Cam terasa ben daha hiç hayatımda çıkmadım. Yani her geldiğimde izinde Safranbolu'ya gidiyoruz ama ben hiç cam terasa çıkmadım. Anne bir de jumping yapacağım. Jumping. Böyle belinden bağlıyorlar, bir şey yapıyorsun, uçuyorsun ya. Safranbolu'da. Geçen yıl Yeşim ablanın eşi ilk buraya geldiğinde gittiler onlar. Geçen yaz. Yeşim ablanın eşi binmişti. Olmaz dedim, şöyle sana o ip kopat aşağı düşersin. Ben git ulan be. Ne dediyse olmaz dedim, şöyle bunu yap. Bir şey olmaz. Ben yazarım Özlem. Yok yok. Şoförlü bu yolda. Arkadaşlar babam zamanında araba kullanmayı unutmuş. Baba bana bir kez sen arabanı sürüttürsene güzel oldu. Olma gelin kardeş. Ben hiç otomatik araba kullanmadım baba. Abla. Sonra. Ses yok. Niçin baba? Yani bir kere sen arabanı sürüttürsene bana dedi. Babam da ses kesildi. Ses gitti. Babam iptal. Burada bayram falan var herhalde ya. Aşağı girdi. Babam araba saldı. Ben çıkırayım. Kaç markam var. Şuna kalktı. Azıcık düz yol diyorum be. Abi sen nereye çıkıyorsun şimdi? İşte. Gördün gözlüğü bizi. Yapacağınız sabıtı. Çocukmuş daha içindeki. Öyle her yere pat diye. Allah Allah. Allah Allah. Neyse bakalım. Arkadaşlar babaannemin kız kardeşi. Ay ya, bu da yaslı bir. Yok yok, iyisin maşallah teyze, iyisin. Trenci ölçeksin.
Tamam sen çek, ben şey yaparım, alırım öyle. Evet arkadaşlar, kayınvalidim kızlarcık, bakın ne kadar çok benziyor. Evet. Almanya'da kızları böyle çekiyor. Fatih Meriye, iyi ki annesi görsün, burayı görsün, bayramı geldi. Burada eve bayram oluyormuş. Şimdi oturduk, demin bir izledi, kalktık. Az sonra çıkarız zaten, biliyorsunuz az önce. Tamam, çıkart o zaman. Hayır! Tamam. Sizlere işte bayram ziyaretleri biliyorsunuz. Çıkıyor. Evet, burası arkadaşlar, şimdi sofra kuruluyor. Hemen oturup böyle bir şeyler yiyeceğiz. Aa, horoza bak. Hey, bak o da dik başlı. Nasıl bakıyor? Bayram eviymiş burası arkadaşlar. Bugün burada bayram varmış. Gelip ama bu sürekli böyle hani eve kurulup yiyip sofra kaldırılan bir tarzda. Yalnız ben bu köyü çok beğendim ha. Çok güzel. Temiz evler de çok şey. Güzel bir sıradalar. Hep böyle bir sıra bakımlı. Burada şey yoktu. Önceden sonra yapıldı bu evler. Hmm. Şimdi şeyler de öyle oldular. Onlar tamam, o yüzden. Çünkü hepsi böyle yeni yeni yapıldı. Güzel evler yani. Evlerin önleri falan ne kadar geniş. Evet, bahçe içinde. Herkesin bahçesini. Şeydi, Azim'i de yukarıda kayınvalidesine indi. O buraya indi. Hmm. Orayı bıraktı da buraya geldi. Burayı yaptırdılar yani. Hı-hı. Güzel güzel. Beğendim. Ben çünkü genelde normalde hep... Paçanı mı çıkarıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun yavrum, ya, Allah korusun. Var ya şey, incire yakın olucu gözlem. Dedem babam dedi ki sen dedi gitmeden dedi incire de yetişeceksin. Bak, şuna olmuş, bak. Evet. Şöyle bak, şöylelerdi oluyor. Dedemlerin incirlerini. Tamam. 10 güne dedi incirler dedi olur. Bak bak şimdi, inşallah. Tat olur, incire de olur. Bak tavuk var. Fındık Özge'ye söz verdim zaten, getireceğim götüreceğim tamam. Fındık. İncir olsun işin olur mu? Oğlum yapma. Aynen. Gelin hadi, gelin misin Gülşen? Gelin Özgeciğim. Gel kızım hadi. Tamam. Tamam aç değilsen o zaman oturma aşkım. Yiyecek mi şeyler? Dokuzlu arkadaşlar, yıllardır görmediğim babamın kuzenlerini görmüş oldum. Bak ben size diyorum ki ben onları gördüm diyorum, bana inanmıyorsunuz. Gördüm. İnşallah hayatla bulduğum şey yok. Yok. Tüm detayları hatırlıyorum. Hepsi şok oldu. Tabii ki tabii ki. Aynen kadın kendisi şaşırdı. Bir tek Songül abla, rahmetli Songül abla. Evet. Şeydi, evet. O evli miydi? Evli olmaz mı? İki tane çocuğu var. Vardı değil mi? Evet. Arkadaşlar burası da şimdi Çarşıma'nın çarşısı. Gidiş. Gidişi, yolu. Ben burada en son nişanlandığım zaman geldim babam. Oo, sen o zaman sen bilmiyorsun tamam. Yürüyüş yolunda. Hiç ondan sonra bir daha Çarşıma'ya gelip böyle şey yapmadım. Hiç çarşısına girmedim, hiç. Yani size gelip sizden gittik. Hiç bu tarafa, hele Seke Caddesi'ne hadi Zabine'nin geldiği sene gelmiştik. O zaman araba parkları var kenarda değil mi? He aynen. Şimdi park yok orada. Park edemiyoruz artık. Bilmiyorum işte. Arkadaşlar şimdi bir dedik bize bir çarşıya götür baba dedik. Dilek ablama Özge ile şöyle çam sakızı çoban armağanı bir hediye bakacağız. Oradan doğru da hastaneye uğrayacağız. Pasta alacağız. Daha sonra da hemen eve uğrayacağız. Özge valizini alacak. Hiç yukarı çıkmadan biz artık aşağıda bekleriz onu. O valizini alacak. Ondan sonra köye tekrar geri çıkacağız. Şeylere uğramadan da valizini halledersin Özge. Rahat rahat oturursun. Aynen, valizimi hazırlayıp öyle geçeceğim zaten. Tamam, ben geçerim, biz hazırlık yaparız. Aynen. Sen valizini hazırlarsın. Biz de toplamayacağız mısın? Hayır, Naciye'lerle toplayacağız. Orada yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Çarşıma'nın çarşısına geldik bakalım. Özge böyle Nescafe fincan takımı seçti. Ben de şunları seçtim. Çok hoşuma gitti, çok beğendim. Niye poşete koydursana? Bakın şöyle. Çok beğendim. Ayrı. Ben hediye paketini kendim yapacağım ya. Hepsi aynı mı hediye paketlerinin? Daha bakayım. Tamam. Çarşıma'da
arada bayram ziyaretlerimiz devam ediyor. Annemin halasına geldik. Atı yakın! Niye açmıyorsun kapıyı? Aç yazdım. Kapıyı açık bırakalım. Dur Özge. Böyle yapacağım zaten böyle. Ha? Dur. Evet, anneciğimin halasına geldik. Hatta sizler de bilirsiniz aslında bir ara bir akrabam Melike Kanoğlu diye kanal açmıştı ama sonra iş yoğun temposundan dolayı kanalı kapatmıştı. Ondan görmüştünüz aslında Ayşe teyzemi ve anneannesini. Şimdi iki dakika burada da hemen paylaşmamızı yapacağız. Girebilir miyim açıkçası? Hızlı bir şekilde. Hadi vallahi babası çok güzel. Hazır zarar çoğu zarar demiş. Aynen. Şeye nasıl geçmiş? Ahşap şeyin ne sabunu, çiğarpıtı filan iyi geçmiş değil mi? Çok güzel geçti bayram. Elhamdülillah Allah şükür olsun. Gelenler gidenler çok Allah şükür. Akşam geldi bir sürü kimse gece gittiler. Oh ne güzel ne güzel. Sevdalilerim var. Aynası maynası onlar geldiler. Kim geldi? Sevdalı bizim ya Almanya'da. Akşam Şükran'la var. Ay çok özlemli. Aa, ben büyük kızım Özlem'im. Özlem bana Özlem. Bülşen ablam geliydi ya. He. Özge nerede İnci? Özge şimdi pasaportunu almaydı geliyor şimdi. He. Uçaklar nerede kızım? Arabadalar arabada. Arabada oturuyorlar. He he. Barış çağırış. Ne yapacağız? Yapmayla da bir yere gidiyor. Yalnız ne Barış çağırış? Arkadaşlar şimdi Dilek abla gelmeden hepimiz buraya hızlıca bir toplandık. Çünkü hemencik bir toplanalım. Hem Özge gitmesin hem de eşi de kendi tarafıyla sürpriz hazırlıyorlar büyük ihtimalle. O yüzden biz böyle o taraf pastasına gelmeden biz bir halledelim dedik. Kızlar yalnız ananız meyveli pasta sevmiyormuş. Meyveli pasta aldırdınız bize. Bir şey olmaz. Sevmiyor. Biz kendimiz için seviyoruz. Dilek abla duyuyorsun. Yakın hemen yakın. Neyse hediyelerimizi koyduk. Şöyle cipsimizi bilmem diyemizi çerezimizi de koyduk. Şunları da almıştık gelirken. Hadi hemen şuraya oturun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Ay, çok duygulandım. Hadi çekilin şuradan. Ay şok, vallahi şok. Ay canlarım benim. Ay biraz dokuz geldiğinde böyleydi. Allah'ım bu çok güzel. Ama ya öyle yapmanız için çok pastayı güzel çevirmeniz lazım. Şöyle tam denk gelecek o zaman. Muhammed. Muhammed gel aşkım buraya. Sonra bizi de ekle yine. Bir şey yapacağız. Biz de seni çok seviyoruz. Anne yükledi. Bunu pasta kırılar. Gelecek az sonra. Şura. He o gelecek az sonra. Kendisi nerede? Çok şık. Çok güzel. Çok güzel. Çok beğendim. Sizi burada bununla sunum yapacağım inşallah. Hadi. İnşallah. Güzel sunumlar bekliyoruz. Çok güzel. O benden. Ne bugün doğum günü benim? Benden. Yavrum gitmeden toplu doğum günü yapalım. Ben senin doğum günüm geçirmiş. Benim de evlilik yıl dönümü aslında. Ne zaman? Hiç hakim bir kere aramadı beni. Bugün mü? Aa! Naci bileydim bir çiçekle sağ yaptırdım. Güzel mi? Çok güzel. Valla çok daha değişik model istedim ama seçeneklerimiz çok değildi. Çok beğendim. Bunlarla ben size sunum yapacağım bunu tamam mı inşallah? O da benden. Ay çok güzel. Ne aldın böyle? Onu biz kahveden yola çıktık. Kahveden çıktık yola. Kahveden. Bir kahve içicileri olarak. Dedik hem Türk kahvesi olsun hem Nescafe olsun. Aynen. Hepsi düz renk yoktu. Dedik ki bunları ben böyle düşünüyorum.
Ben Gülşen, aynen. Ben gideyim. Özge de öyle dedi. Allah güle güle içmeyi nasip etsin. Amin. Hep beraber içeriz inşallah. Allah güle güle. At bir tane geldiğinde içeriz de abla. Ay arkada kıyamet kopuyor. Çok beğendim. Hepiniz güle güle. Güle güle kulağın nice güzel doğum günlerin olsun inşallah. Yani şunu düşünmüşsünüz. Buna bile gerek yok. Pasta hepimiz aldık. Allah razı olsun. Pasta herkesten. Ben de bir yandan bulunayım. Çok sayıldım. He ben özellikle çiçek almayı çok seviyorum. Aynı ben ya. Yani hediyenin dışında çiçek almayı çok severim. Çok güzel. İlk defa sen çiçek aldın biliyor musun? Ciddi misin? Aa, az sonra resimçe gidelim bari. Çünkü biz daha buradayız ayın sonuna kadar. Özledi mi ki? Nereye gidiyor sen lan? Teyze arada bir evimize gidelim diyor. Gitsin teyze. Sus sus. Anne! Baby. Gidiyorum. Güle güle. Görüşürüz. Şimdi gidiyorum. Yok ben. Allah Allah bugün mü gidiyorsun? Aman ya. Tatlım geri geleceğiz. Ah benim ya. Sen de mi geldin? Nereye gidiyorsun? Ben de geleceğim diyor. Oğlum gayrimecanı bilsem seni Ankara'ya yollarım da. Hadi başlıyorum ben. Ömer. 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 Yüzünü kapat. Gel sen de. Ben Almanya'ya gitmiyorum. Hadi lan. Ben seni götüreceğim giderken sen dur. Nereye gidiyoruz lan? Onu göndersin ben İstanbul'a. Onu da göndersem Almanya'ya. Çok her şey içiyor. Çok sağ ol. Hadi canım benim. İnşallah gene görürsün herhalde. Evet. Çocuk topluluğunu görün arkadaşlar. Vıyır vıyır vızır vızır. Demin bunları susun. Yok hiç duymuyorlar. Asla duymuyorlardı. Anne. He. Ne? Oğlum kalk mutfakta.